Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Arapçıoğlu. Bir saat iki yayın kuşağımızda çok kıymetli konuklarım var. Öncelikli olarak çok sevdiğimiz bir tatlıyı konuşacağız bugün. Baklava. Baklava sektörüne bakacağız. Seyidoğlu firması sadece baklava üretmiyor. Baklavanın dışında reçeller, helvalar ve daha pek çok ürün var. Çok değerli bir firma. Çok da kıymetli bir işe imza atmak üzere malum bu pazar Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz sevgili seyirciler. Mehmet Göksu da Seyidoğlu Gıda olarak bir günlük üretimin tamamını şehitlerimiz adına bağışlamış halkımıza, insanımıza hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz Mehmet Bey. Hoş bulduk abi. Ya böyle bir coşkulu açılışa hak ettiniz diye böyle başladım. Çok teşekkür ederiz ilginize. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, bahsettiğiniz gibi pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de Seyidoğlu Gıda olarak biliyorsunuz helva tarihimizde hem iyi günümüzde hem kötü günümüzde helva hep tarihimizde vardır biliyorsunuz. Biz de hem Cumhuriyet iyi günümüz ama tabii ki Cumhuriyeti yaparken de şehitlerimiz olduğu sürece de biz de 20 gramlık helvacık markalı üretmiş olduğumuz ürünlerden Seyidoğlu 20 gramlık helvacık ürünlerimizin 100. yıl logolu, 100. yıl üretimli ambalajlar tasarladık ve bu ambalajları tasarladığımız ürünlerimizi de 100 bin adetin üzerinde bir ürünü ürettik ve bunu birçok kendi hem perakende mağazamızda hem marketlerde hem de meydanlarda ürünlerimizi ücretsiz nerede? Olarak hangi şehirlerde Mehmet Bey? İstanbul'da Avan'ın dağıtacağımız operasyon burada olacak. Hep kendi mağazalarımızda hem kendi 12 tane perakende mağazamız var. Mağazalarımızın önünde de halkımıza, orada gelen tüketicilerimize stand kurarak bu şekilde dağıtıyoruz. Aynı zamanda çalışmış olduğumuz marketlerimizde bunu yapıyoruz. Bağcılar'da, karşıda Göztepe'de, Kadıköy'de de meydanlarda ürünlerimizi halkımıza de 20 gramlık ürünlerimizi dağıtıyoruz. Hem de şehitlerimizin anısına böyle bir helvamızı, tarihimizi, gelenekselliğimizi de tekrardan... Elinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Kolay kolay marka olunmuyor. Marka olmak için gerçekten de böylesi hareketler içinde olmak lazım. Böyle bir duygu bütünlüğü, birliği içerisinde olabilmek lazım. Seyidoğlu da hani Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyor ama Seyidoğlu da fena değil mi? Epey bir tanıklık etti galiba bu sürece değil mi Mehmet Bey? Siz de sonraki jenerasyonsunuz çünkü. Evet, rahmetli dedem 1952 yılında Seyidoğlu markası kuruluyor. Ben Seyidoğlu markasının 3. kuşak yöneticisiyim. 70 yıl aşkın bir markayız. Dediğiniz gibi biz de inşallah 100. yıllarımızı deviririz. Amacımız o. İnşallah. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kalıcılığı üretmeye bakıyor. Yani bizim gerçekten de önce bir refah seviyemizi artırmamız lazım. Ekonomide işleri yoluna koymamız lazım ki hele hele bu kadar tehlikelerle dolu bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti ya bir 100 yıl ayakta kalmış, gerçekten bu müthiş bir başarı diye görüyorum ben. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyaya baktığım zaman ülkeleri teker teker indiriyorlar aşağı, Cumhuriyetimize dokunamıyorlar. İnşallah bir ikinci yüzyılda da bu işi devam ettirebilmek için tabii ki çok güçlü olmak lazım. En başta ekonomik güç lazım bağımsızlık için. Siz de bunun için çabalayan bir firmasınız. O yüzden hemen size de geleyim. Nasıl gidiyor işler güçler Mehmet Bey? İşler tabii Ağa'nın genel olarak tabii bir enflasyonun içerisinden geçiyoruz biliyorsunuz son iki yıldır. Bir enflasyon tabii geçtiğimiz yıla göre biraz daha düştü diyebiliriz tabii ki. Geçtiğimiz yıl daha biraz daha sert bir acımız ne enflasyon. Ne kadar düştü sizde mesela Mehmet Bey? Maliyetlere baktığınız zaman, son bir yıla baktığınız zaman. Ya işte Ahu bir önceki dönemde enflasyon daha sertti, şu kadar zam yapmak zorunda kalıyorduk maliyetlerden dolayı ama onda biraz bir gerileme var dediğiniz yüzde nedir mesela ölçüsüne? Yani geçen yıl %100'leri buluyordu. Yani 10 liraya aldığımız bir ürünü 20 liraya sattığımız dönemler oluyordu Ahu Hanım. Ama bu yıl baktığımızda yani %60'lı seviyelerde diyebiliriz bu rakamları. Bir fren var yani bir tık. Tabii bir tık gevşeme var. Tabii bu kurların biraz özellikle bizim ham maddelerimizde özellikle susam, tahin biliyorsunuz özellikle yurt dışından geldiği için birçok ambalajlarım ve birçok ham maddemizde. Geçtiğimiz yıllara karşılaştırdığımızda %60 diyebiliriz buradaki rakamları. Kurların daha stabil bir hale dönüyor olması ve
buradaki ihracat pazarlarımızın da artıyor olması. Bir baktığımızda, karşılaştırdığımızda geçtiğimiz yıla göre %60 diyebiliriz. Tabii enflasyon bizim biliyorsunuz alım gücümüzün her şeyin Maalesef. belirlendiği bir Tabii. noktada. De enflasyon artışı düşer ve alım gücümüz arttıkça insanların tüketim miktarı daha fazlalaştırabiliyor. Çünkü insanlar gıdada başka sektörlere göre baktığımızda gıdada daha az düşüş oluyor. Yani bir kilo almıyorsak yarım kilo alıyoruz. Yarım kilo alıyorsak 250 gram alıyoruz gibi daha çok böyle oluyor. Ama bu alım gücü arttıkça insanların tüketim miktarının artacağını inanıyorum Evet. ben burada. Tabii ki burada en önemli konu alım gücümüzün de en önemlisi de bence kurların rekabetçi düzeydeki noktaya ulaştırabilirsek çok ani yükselişlerin olmaması hem ihracatçının hem iç pazardaki insanların daha fazla sevindireceğinin noktasına oluşursa enflasyon daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Tabii faiz dün kararı açıklandı. Faizlerin artışı özellikle reel sektörde bir anlamda da olumsuz etkiliyor diyebiliriz yani. Sizin kredi ihtiyacınız oluyor mu Mehmet Bey? Yaptığınız işlerde hem operasyonu büyütme noktasında, ihracat tarafı, yurt Tabii dışı tarafında da. Evet. zaman zaman yatırım ihracat KOBİ kredilerinde özellikle hazırlık kredilerinde ihtiyaçlarımız oluyor. Evet. Aldığımız dönemlerde oluyor. Sıkıntılı bir dönemden geçildi. Malum finansman musluklarının ciddi anlamda kısıldığı bir dönemdi. Şimdi de faiz tarafında şartlar giderek yükseliyor. Böyle bir ciddi bir sıkıntı var mı? Mesela bir büyüme stratejisi içerisinde finansmanda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz dediğiniz bir nokta var mı Mehmet Göksu? Zaman zaman olduğu aylar oldu Ağa Hanım ama tabii şu an için böyle bir sıkıntımız çok şükür yok. Tabii işletme olarak biz hep büyüyen ve gelişen bir markayız. Hem yatırımlarımızı gün geçtikçe arttırıyoruz. De ihracatta yeni pazarlara, yeni bölgelere ihracatta yeni pazarlara, yeni bölgelere özellikle gelişmekte olan bölgelere daha çok gidiyoruz. İhracatımızı geliştirmek arzumuz bu düzeyde. İhracatımızı ilave bölgelere sağladıkça yatırım ihtiyaçlarımız doğuyor tabii ki. Yatırım ihtiyaçlarımızın neticesinde de yatırım finansman olarak kullandığımız zaman zaman ihtiyaçlarımız olabiliyor tabii ki. Ama tabii ihracatımızı daha farklı ülkelere, daha farklı yerlere geliştirmek daha çok arzumuz var. Özellikle ihracatta fuarlara katılıyoruz. Yurt dışındaki fuarlarda farklı bölgelere katılmak için arzu gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. Çıkarmış olduğumuz ürünlerde farklı ambalajlar çıkartıp yeni bölgelerdeki pazarın ihtiyaçları nelerse o tarz ambalajları üretmeye çalışıyoruz. İhracatta büyümeyi 2024 yılında da özellikle hedefimiz de 2024 yılında da daha farklı bölgeler, daha fazla ülkeye ihracat yaparak kapasite arttırımını gidip ilave yatırımlarımızı gün geçtikçe devam ettirmek istiyoruz. Hangi ülkelere satış yapıyorsunuz şu an Mehmet Göksu? İhracat pazarlarında herhalde bir numarada yine Avrupa vardır diye düşünüyorum ama şöyle bir Tabii, Avan sıralarsanız. doğrudur. İhracat pazarında özellikle gıdada etnik pazarda bizim markamızı ve bizim ürünlerimizi daha çok iyi biliyor. Avrupa'da etnik pazarda satıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya zaten en çok ihracat yaptığımız ülkelerdi. Ama onun yanında da yine Türkiye Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kıbrıs baktığımızda birçok ülkede ihracat yaptığımız yerler olabiliyor. Uzak Doğu'da yaptığımız ihracatlarımız gün geçtikçe artıyor. Reçel dünyada çok iyi biliniyor. Biliyorsunuz biz özellikle reçeli hem kendi annemizin evde yaptığı gibi yapıyoruz. Hem de yurt dışındaki pazarlarda yapılabilecek insanların oradaki ihtiyaçlarını neler isteklerine göre de ürünler yapıyoruz. O yüzden bizim açımızdan ihracatta daha hızlı yol alabiliyoruz. Birçok Avrupa'daki ülkeye göre baktığımızda Avrupa en çok ihracat yaptığımız pazarların içinde diyebiliriz. Uzak Doğu mesela kolay bir pazar değil. Damak tadının çok değiştiği, niteliğinin farklılaştığı bir yer. Böyle pazar çeşitliliğinize göre dönüp üretiminizde özellikle damak tadı üzerinde oynadığınız ürünler var mı? Mesela işte şekerini artırdığınız, azalttığınız, farklı bir aroma koyduğunuz. Bu tarz bir Ar-Ge çalışıyor mu sizin üretim içerisinde?
Şöyle anlayalım. Dediğiniz gibi birçok ülkede damak zevki farklı olabiliyor. Biz mesela bunu Brezilya'da yaşadık. Brezilya'da mesela Seydol marka olarak Brezilya'da birçok markete ürün gönderdik. Ve ilk başlangıçta onların istemiş olduğu ürün çeşitlerini onların çeşitlerine göre sağladık. Ve oradaki müşteri memnuniyetini sağlamak için dediğiniz gibi Ar-Ge ekibimizle beraber onların istemiş olduğu çalışmaları yaparsak gün geçtikçe bu büyüyebiliyor. Tabii Ne ki istedi mesela Brezilyalılar? dünyada oradaki ürünün şeyi farklı. Yani bizim annemizin evde yaptığı reçel kıvamı biraz daha biliyorsunuz daha Ha, akışkan gevşektir. Evet, daha tatlı. Orada akışkandır. biliyorsunuz daha marmarat, daha ekmeği sürülebilen Ha, bir marmelat hava tipi. tarzında ürünler yapıyoruz. Daha farklı, daha koyu bir ürünler yapıyoruz. Anladım. Ürün çeşitliliği onlarda mesela özellikle bizim Türkiye'de vişne, çilek daha çok satmış olduğumuz ürünler. Orada mesela daha çok kuru incir, mesela incir reçeli biliniyor mesela. Kayısı daha farklı daha çok biliniyor. Bu ürünlerde daha kapasitemizi arttırıp o ürünler daha çok orada beğeniliyor. Yani her pazarın kendi dinamikleri farklı olabiliyor. Yeter ki bu pazara ayak uydurabilir. Bahsetmiş olduğunuz gibi kendi Ar-Ge ekibimizde, kendi çalışmalarımızda bunu gün geçtikçe sağlayıp daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdi tabii geleneksel tatların geniş kitlelere hitap edebilmesi için o Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Ar-Ge'den çıkabilecek inovasyonlar da çok önemli. Siz bu alanda da aslında arayışlarınızı sürdürüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz mesela? Böyle inovatif yaklaşımlar nedir Seydoğ'un ortaya koyduğu? Başta baklava olmak üzere. Tabii baklava tabii biliyorsunuz en temel yani ürünlerimizden bir tanesi. Türk Evet. tatlısı deyince akla gelen ilk tatlılarından bir tanesi dediğiniz gibi baklava. Özellikle baklavada işte ceviz ya fıstıklı birçok çeşidini zaten ürünlerin Evet. içerisinde üretiyoruz da. Mesela bizi tahini olarak bildiği için de biz tahinli baklavayı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an soğuk kış dönemlerinde kışın daha tahinli baklavayı ön Hamuruna plana mı çıkar. katıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Mehmet Bey? Çok severim tahini bu arada. Hamura mı giriyor? Üstüne mi geliyor ya da? Tahini şöyle yapıyoruz Ahu Hanım. Organik tahin alıyoruz. Uganda'dan susam geliyor. Organik sertifikalı ürünü alıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz gibi her hamurun her katına tahin koyuyoruz. Tahinle beraber cevizi koyuyoruz. Çok lezzetli, çok güzel bir tatlımız oluyor. Kış döneminde daha çok perakendede daha çok seviliyor. Tahin pekmez biliyorsunuz. Bir de kullanmış olduğumuz pekmez, üzüm pekmezi, dut pekmezi, keçi boynuzu pekmezi farklı farklı ürün çeşitlerini kullanıyoruz. Özellikle pandemiden sonra yani pandemiyle beraber tahin pekmez kültürü de Türkiye'de yaygınlaştı. Özellikle kışın pekmez ihtiyacı hem doktorlarımızın hem diyetisyenlerimizin söylemlerinden sonra tahinin pekmezin Türkiye'de pazarını arttırıyoruz. Gün geçtikçe bunun için çaba sarf ediyoruz. Çocuklara bunu sevdirebilmek için çocuk kahramanlarıyla çalışıyoruz. Çocuk kahramanlarının yanında onlara uygun ambalajlar daha çok sağlıyoruz. Otellerde, restoranlarda gidiyorsanız görüyorsunuzdur. Bundan belki 3 sene önce hiç tahin pekmez konmazdı otel Evet, kahvaltılarında. doğru. Hep otellerde biz bunu çaba sarf ederek tahin pekmez koyun diye. Yani bu yaz gittiğimiz bütün otellerde hep gördüyseniz insanlar yazın da hep tahin pekmezi kahvaltısında koydu. Ve hep tahin pekmez kültürünü çabası sarf ettik. Çünkü hem faydalı hem besleyici. Hem özellikle pekmezin kendi farklı çeşitlerinde de besin değeri çok yüksek olan meyveler, üzümde, dutta, keçi boynuzda Tabii. birçok hastalığa faydası geldiğini. Bunları Yani hep baklavada falan kullanıyor musunuz? Yoksa sizin zaten hani tahin, pekmez ayrı ayrı segmentleriniz var yani biliyorum baklavada ama sadece tahinli olarak tahin. yapıyoruz. Ama yine çabamız yine farklı farklı çeşitler olabiliyor. Ama geleneksel tatlılarda Türk halkı çok damak zevkini değiştirmiyor. Ama tabii yeni nesil biraz daha farklı tatlarda verebiliyoruz. O yüzden de dikkate alacağız söylediklerinizi. Estağfurullah, yok canım, soruyorum ben, bir şey demiyorum. Şunu Evet. da şöyle yapın falan demiyoruz yani. Olabilir. Neden olmasın? Tabii ki.
Şimdi tabii siz pekmezi anlatırken tabii reji hepimiz kendimizden geçtik. Çünkü durmaksızın bir baklava daha bir baklavaya savruluyorduk. Gözümüzü de çekemiyoruz tabii ekrandan dolayısıyla biraz sizden baklavayı derinleştirelim. Tabii bu usta işi değil mi ya Mehmet Bey? Yani bu ustalık çok kıymetli değil mi? Bu baklavanın iyi olmasında, hamurunda, usunda, busunda, her şeyinde. Ya tabii ustalık her işte önemli. Bazı sektörlerde var biliyorsunuz makineleşebiliyor ama baklava sektöründe de maalesef bu olmuyor. Bu helva için de geçerli bir kısmen Öyle de. mi? Aa. Baklavada tamamen ama baklavada tamamen %100 de el açması ve el hamuru gerekiyor. De sanayileşen firmalar var. Baklavada da yok değil Sanayileşmek geliştirenler derken hamuru böyle var. karıyor, açıyor. Bunların hepsini Makineler makineyle mi yapıyor? var ama tabii ki bu elle yaptığınızda, makine yaptığınızda bir olmuyor. Burada ne kadar çok kapasite arttırmak, ne kadar çok yaptığınız zaman da makinenin lezzetiyle eldeki hamurun lezzeti bir Bir değil, olmuyor. değil mi? Tabii kesinlikle bir değil. Yani bu bölgeye göre de değişiyor Hanım. Mesela Gaziantep'in havası nemi daha düşüktür. İstanbul'un nemi daha yüksektir. Yani doğuya gidin, doğuda mesela daha kuru bir hava Doğru. vardır. O bile baklavada farklılık yaratabilir yani. Değil mi? Günün sonunda Hamur yaşayan bir şey çünkü, değil mi? Bir organizma yani böyle ve her şeyden etkileniyor galiba. daha düşük olması daha önemli. Tabii ki burada usta kolay yetişmiyor. Bir ustayı sağlamak, bu ustayı her zaman aynı şekilde tutabilmek kolay değil. Artık Ustalar pek yetişmiyor da değil mi Mehmet Bey? Yani her yerde bir kalifiye eleman bulma sorunu var da sizi bu konu sizde de başladı mı onu merak ediyorum. Hani ustalık hani kapanın elinde kalıyor diyelim. İyi usta bulmak kolay değil. Gençler de çok ilgi göstermiyorlar galiba artık bu kadar meşakkatli işlere. Orada nasıl dönüyor işler? Yani şöyle anladım. Ustalarımız tabii ki eski ustalarımız var. Eski ustalarımız olmasa zaten bütün Türkiye'de eski insanlar olmasa şu anda iş yükü gerçekten Vallahi. Ne yapacağız peki bu çok eski insanlardan çok sonra Mehmet Bey? çok azalıyor. Artık onu da gençler düşünsün diyorsunuz herhalde. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ya bu devam edecektir. Elbette ki bu bir dönüştür. Yani çünkü pandemide bizim sektörde de bu oldu. Restoran sektöründe de oldu. Birçok sektörler değişti. Bir milat oldu. Yani orada bazı şeyler değişti. Ama tabii ki maalesef gençlerimiz özellikle yani iş yükünden uzaklaşıyor. Yani bugün Bir gençler yerde bir sadece hata yapmışız ya Mehmet Bey biz ana babalar olarak. Vallahi bir yerde hata yapmışız. yani sosyal medyayı gençler çok seviyor. Sosyal medyayı gençler çok kullanıyorlar. Yani sosyal medyada takipçi sayısınızı arttırdığınız zaman da sanki hayatta başarı oluyormuş gibi insanlar görüyorlar kendilerini. Vallahi büyük yanılsama içindeler gerçekten ya. Vallahi Yani öyle. sosyal medyadan uzaklaşabilirse, sosyal medya kötü bir şey değil. Elbette ki faydaları var. İyi taraflarını alacağız ama hayatımızın birçok tarafını orada gençler gün geçtikçe görüyoruz. Bununla sağladığında orada takipçi sayısında koşacağına iş gücümüzü nasıl arttırabiliriz, işimizi nasıl çaba sarf edebiliriz bununla Değil mi? koştursak bence biz çok daha iyi bir noktaya biliriz. Çünkü Şöyle Türkiye'nin yapalım Mehmet Göksu. Mesela çok bir fazla. sonraki yayına bir iki tane ustanızı alın getirin buraya valla. Ya biz şu starlık müessesesini, yıldızlık müessesesini, şöhreti doğru bir yere taşıyalım ya. Emeğe taşıyalım. Böyle çok komedi Olabilir. geliyor bana böyle işte sosyal medyada hiçbir şey yapmadan bir şey paylaşan kızlar, o çocuklar falan. Böyle sonra onları dışarıda görüyorum davetlerde falan. Bir havalar civalar falan. Çok komiğime gidiyor yani tabii belki biz anlamıyoruz yani o şöhreti. Çünkü hani şöhret Kesinlikle. öyle ya da böyle bir şeyler yapılarak, bir emek sarf edilerek elde edilmesi gereken bir şey gibi Yani öğretilmiş bize. dediğiniz gibi sözün başında da siz söylediniz. Üretmeden başarılı olup gelecek sağlayamayız. Sonuçta bizim bir şey üretmemiz lazım. Üretirken de elbette ki onlar da bir emek sarf ediyorlar. Yaptıkları işin içerisinde bir zahmet var, bir emek var. Ama bu süreci hem üreterek
hem üreterek hem masanın bu yanını ve öbür yanını da görmek lazımdı. Gençlerimizde bazen görüyoruz ki bu eksikliklerin olduğunu görüyoruz. O yüzden genel olarak Türkiye'deki iş yükündeki sorunların bence en önemli tarafı bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya sosyal medyada zaten işler iyice ayardan çıkıyordu da neyse şöyle bir karı koca ile ilgili bir dava süreçleri başladı da ya ben kızım diyordu ki anne işte şu kişiye bak nasıl da hava atıyor zenginliğiyle falan filan. Kızım diyordum ya bu normal bir insan olamaz. Gerçek bir dünya değil burası. Aman sakın yanlış anlama falan derken neyse ortadan kayboldular. Şükürler olsun diyoruz. Daha neler göreceğiz acaba diye de düşünmeden edemiyoruz Mehmet Bey. Yani şey Hayat hızlı ilerliyor. değil mi? Vallahi Evet. çocuk geliştirmek kolay bir şey değil gerçekten de bu dönemde. Çok kısaca biraz sizin büyümenizi de konuşalım. Çünkü siz bayilik yoluyla büyüyorsunuz. Yurt dışında da galiba bu şeyi veriyorsunuz değil mi? Franchise dediğimiz sistem üzerinden büyüyorsunuz. Talep geliyor mu Yok, mesela yurt dışında? Var mı franchise'ınız mesela Mehmet Bey? yurt dışında mağazalaşma şu anda franchise'imiz yok Ha yok Alan'ın. mu? Ha olacak Yok, demek yurt dışı sorduğuma göre. mağazamız Kolay değil ama yurt vermek. dışı de yok ama tabii var mı şey isteyenler olabiliyor ama biz daha çok yurt dışında kendi üretmiş olduğumuz helvamızı da reçelimizi marketleşme anlamında daha çok endüstriyel olarak orada büyümek arzumuz yurt Nasıl dışındaki büyümek otel istiyorsunuz orada? Fiziki kanallarda mı? Online'la ihracat tarafında mı? Nasıl? Online ne kadar daha mesela çok sizin işte? yani online cunumuzun %1-1,5 gibi diyebiliriz şu anda ama genel olarak biz ihracatta yurt dışındaki otellere kendi kahvaltıda kullanmış olduğumuz ürünlerimizi satmak ve marketlerde ürünlerimizi sergilemek, büyüme hızımızı daha çok oradan geliştirmek istiyoruz. Her ülkede kendi distribütörlerimiz, kendi bayilerimizi orada yapıyoruz. Ülkelerde giderek işte kendi ihracat ekibimiz hem fuarlarda müşterilerimizle görüşüyorlar, hem fuarların yanı sıra müşterilerimize direkt ziyaretlerimiz oluyor. Oralardaki daha çok büyüme hedefimiz, stratejimiz daha çok hep fuarlarla yeni müşteri kazanabiliyoruz. Oradaki büyümemizi de birebir olarak her bölgede, her ülkede kendi çapında o işi bilen, o işte iddialı insanlarla ticarette büyümek daha çok arzumuz bu düzeyde. O şekilde gerçekleştiriyoruz. Böyle yurt dışına baklava göndermeler falan var mı Mehmet Bey? Olabiliyor. Oluyor değil mi? Gönderimiz var. Böyle Çok körfeze falan istiyorlar mı sizden gelmiş. böyle özel? Arap halkı özellikle tatlıyı çok seviyor biliyorsunuz. Bunları yapıyoruz. Biz daha çok bir de avalım şöyle yapıyoruz. Kendi mağazalarımızı biliyorsunuz 12 mağazamız var. Artık mağaza açılışlarını da hep özellikle turistik bölgelere daha çok yapıyoruz. En son Laleli'de bir Nerede? mağazamızı açtık. Laleli. Laleli'de. Laleli'de mağazamızı Laleli açtık. Bu cadde. hareketlendi mi Mehmet Bey tekrar? Evet, eski günlerine dönüyor. Öyle Laleli mi? diyebiliriz. Aa. Cadde olduktan sonra Laleli'de hareketli bir dönemi olduğunu düşünüyoruz. Gün geçtikçe de artıyor. Orada tekrardan Sirkeci'de mesela mağaza açacağız. Sirkeci özellikle turistlerin işte biliyorsunuz de. Yani kendi mağaza açılış stratejimizde tamamen İstanbul'daki gelen turistler nereye geliyor? Daha çok bunun üzerine yaygınlaşıyoruz. Kaç mağaza oldunuz Mehmet Bey? 12 mağazamız var. Bir tane de Sirkeci'de mağaza açacağız yaklaşık bir ay içerisinde. 13 tane perakende mağazamız olacak. Anladım. De bu yıl bu şekilde kapatacağız. Kapatacaksınız inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ Teşekkür olun, var olun. ederiz. Evet, Seyit İyi Oğlu günler. Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu şirketin 3. kuşağı. Geçmişten geleceğe şöyle bir konuştuk, hedefleri konuştuk. Gıda sektörü enflasyondan dertli ama yine de bir büyüme stratejisi hedefi sürüyor, devam ediyor. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından sevgili seyirciler, sıra dışı bir konuyu konuşacağız. Aslında konu çok sevilen bir konu. Futbolu konuşacağız. Çok cazip bir konuyu konuşacağız. Biz o cazip konuya bambaşka bir yerden bakacağız. Bakalım nereden bakacağız. Çok kıymetli konu Mehmet Özdemir.